Merhaba arkadaşlar, Yap Yap kanalına hoş geldiniz. Ben Melih. Ben Fırat. Bugün sizlere dudak nemlendiricisi ya da lipstik de derler kullanabileceğiniz 5 farklı yöntem göstereceğiz arkadaşlar. İstersen hemen başlayalım. Şimdi yüzüğü çıkartmak istediniz fakat çıkmıyor. Gerçi biz gönülden bağlıyız. Bu yüzüğü hiçbir zaman çıkartmayız arkadaşlar. Ola ki çıkartmak istediniz ve çıkmıyor. Senin parmaklar da büyükmüş zaten. Bayağı bir bildiğin sarma yani. Ne yapacağız? Şuraya şu şekilde sürüp ardından oynata oynata şöyle arkadaşlar hafif hafif oynata oynata yüzüğümüz rahatça çıkar. İkinci yöntemde montlar veya fermuarlı giysilerin fermuarları bazen takılır. Bu şu an öyle bir mont değil, bu gayet sağlam çalışıyor ama. Bir de en önemli anlarda takılır. Evet yani. Böyle içinden çıkamayız bazen böyle montun. O zaman yapacağınız şey arkadaşlar bu şekilde dudak nemlendiricisini açıp bu takılmış olan yere şöyle süreceksiniz şu şekilde. Bol bol sürün. Ondan sonra göreceksiniz ki mis gibi böyle kayarak açılacak. Göreceksiniz bu şekilde. Bu da ikinci yöntemdi. Bir diğer ipucu da dolapların rayları, çekmecenin rayları takıldığı dönemler çok olabiliyor bazen. Onun için şuraya sürdüğümüz zaman şöyle yedire yedire, evet, daha kolay kapanmasını sağlayacaktır. Şöyle bir deneyelim. Evet. Gayet de başarılı oldu bence. Çivi çakarken çivinin daha rahat duvara girebilmesi için yine dudak nemlendiricisi kullanabilirsiniz. Yapacağınız şey çok basit. Dudak nemlendiricisini şöyle duvara sürüyorsunuz. Sürdüm. Ve daha sonra çiviyi çakıyorsunuz. Şuraya koymuştum. Kaydırmadan çok rahat bir şekilde çiviyi çakıyorsunuz arkadaşlar. Ve son olarak arkadaşlar bu tıraş olan arkadaşlara gelsin. Biz çok fazla tıraş olmuyoruz gerçi ama tıraş olduğumuz zaman da ara sıra bir yerlerimizi, yüzümüzü kesiyoruz. En azından ben kesmişliğim var. Ben çok sakar biri olduğum için. Eğer arkadaşlar bir yerinizi kestiğinizde orası kanıyorsa kanı durdurmak için dudak nemlendiricisi kullanabilirsiniz. Gayet bu şekilde. Kanayan bölge diyelim şurası. Aynen öyle. Şunu yaptınız. Kan duruyor arkadaşlar. Kesinlikle çok faydalı. Bunu da eğer tıraş yaparken bir kaza olursa kullanabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar eğer izlemediyseniz tam şuradaki linki tıklayarak insanları en çok mutlu eden 10 an adlı videomuzu izleyebilirsiniz. O da çok neşeli, çok güzel bir video. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.